Kahramanmaraş mutfağından sulu yağlı köfte. 2 adet soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet sivri biber, 2 adet domates, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 5 bardak su, 1 tutam maydanoz. Köfteleri için 250 gram çiğ köftelik dana kıyma, 2 su bardağı köftelik bulgur, 1 çay bardağı tel şehriye, 1 adet küçük soğan, 1 çay kaşığı tuz, 1 bardak su. Önce neyle başlayalım? Köftemizle başlayalım Nursel'cim. Bulgurlu evet, bir köfte. Bulgurlu bir köfte. İnce bulgur mu, kalın bulgur mu, nasıl? Köftelik bulgurumuzla olur. Köftelik bulgur alalım. Bununla olur evet, mu? Evet. Bizim bir boyumuz daha vardı ama onu... Ben esasında Maraş'tan getirecektim, biraz şeyde kaldım. Bu ince galiba değil mi? Ben beğenmediğin gibi geldi. Yüzünden onu anladım. Güzel ha? Güzel, yok. Bir tane daha. İki. Kabuğu İki. Güzel ama değil mi? Evet, çok güzel. Şeylerini, kavanozlarını çok beğendim. Herkes çok beğeniyor evet. Onları. Ya çok evet. Mutlu oluyorum. Bu kadar yeterli Nursel'ciğim. Etimizi alalım. Dana eti. Şey, çiğ köftelik. Evet, çiğ köftelik et. Ne kadar? Bunun biraz yarısını alalım. Bunu yarım kilo almıştım. Evet, 250 gramını gramı koydum. Yeterli oluyor. Bir de şimdi bu köftemizi yaptığımızda suda dağılmasın, kıvamı iyi olsun diye böyle annelerimizin evde yaptığımız bir küçük bir şeyimiz var. Birazcık yarım çay bardağı şehriye ıslıyoruz. Onu içine kattığımızda daha kıvamı sağlam oluyor. Hiç duymamıştım bunu. Dağılmıyor. Bak ya, Allah Allah, sürekli yeni bir şey öğreniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Islatıyorum yeterli bu sıcak kadar. Suyla. Evet, evet. Bunu biraz yumuşayınca çok ilginç. Köftemizi ilave ediyoruz. Ne yapacak o? Tutacak onu, evet. Öyle mi? Bir de bunun içerisine çok az bir küçük bir soğan doğrayacağım. Böyle etin kokusunu alsın, daha lezzetli elde bir yemeğimizi. Doğrayacağım? Elde doğrayacağım. Şimdi bu evet. Su koyacak mıyız? Çok içine? Az, çok soğuk. Az. Soğuk su. Şişmesin bulgurlar. Ve şimdi bütünleşene kadar onu evet, yoğuracaksın. Evet. Bugün Maraş yemekleri yapılıyor. Nursel'in mutfağında Maraş mutfağı meşhurdur. Hakikaten güzel yemekleri vardır. Biz de inşallah size çok güzel yemekler yapacağız. Facebook, Twitter, Instagram adreslerimizden tariflerimizi takip edebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Yapanlar varsa lütfen benimle paylaşsın, fikirlerini belirtsin. Eğer izleyemediyseniz Show TV'nin ana sayfasından, videolar bölümünden programımızı her gün izleyebilirsiniz tekrardan. Doğru. Buna reyhan bir şey katıyor muydun? Karabiber. O kadar. Üzerine de biraz maydanoz koyuyoruz. Hı. Çok güzel oluyor. Şimdi karabiber. Karabiberi tamam, şeyde sosumuzda koyuyoruz. Şunu şimdi şehriyesini olur. Katıyorum. Bu yumuşamış zaten. Tuz. Evet, tuz alacağım. Şimdi eti az olanlar şehriyesini biraz daha fazla kullanırsa, yani olur ya, eti biraz azdır, hemen yapmak ister. Hı. Şehriyeyi biraz daha fazla kullandığı zaman daha güzel tutar ve şey olur, kıvamını güzel alır. Şimdi biz bunu normal suya mı atacağız, yoksa başka bir sebzelerden bir şey mi yapacağız? Evet, soğanlı, domatesli. Güzel bir sos yapacağız. Soslu suyumuzun içerisine atacağız. Boşaturanı Allah bunu, sevmez. Evet. Ben soğanını doğrayacağım evet, o zaman. Evet canım benim. Sen soğanını doğra. Hatta doğramayayım. Rondodan çekivereyim. Tamam. Çok fazla da değil böyle. İki tane soğanımız yeterli. Eğer bunu gerçekten söylüyorum. Şey almak istiyorsanız böyle bir soğan doğrayıcı çift bıçaklı alın. Hiç öyle istemediğimiz sulanma olur ya genelde. Bunda hiç olmuyor. Çok seviyorum. Bugün Nursel'in mutfağında acem pilavı var. Nursel'in en sevdiği pilavlardan bir tanesi. Her zaman söylüyorum. Bir şeyli pilavı çok seviyorum. Bu birçok bir şeyli. Görseli muhteşem. Kayınvalide, dünür, misafir, kim varsa hemen öğrenin bu pilavı, yapın, havanıza atın. Başka domates mi, biber mi? Biber. Kaç biber? İki tane yeter. Hatta
1,5 gibi falan. 2 yapalım. Kolay gelsin. Hoş geldin. Bu da kaçak. Aşağıda saklanıyor. Kızdım ona. Ah dedim, neredesin sen? Çıktım geldim. Boyu uzamış, yüzü hiç değişmemiş. 17 yaşındasın. Evet. Benim kızım kadar bu. Bak. Ay. Çok kadar tatlılar ki. Kıyamam ben sana. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsin ama. Çok beğeniyorum kızını. Gerçekten. Benim. Lise 3 mü son mu? 2. Lise 2. Aa, aynı. Evet. Nasıl derslerin? Zor. Ben sağlık meslekte okuyorum. Hmm. Normale göre biraz daha fazla dersimiz var. Öyle mi? 8 tane ders görüyoruz. Niye? Yani hem temel dersler hem evet, sağlıkla ilgili dersler çünkü. Biraz zor oluyor. Yani derslerimiz ağır biraz. Ne olacaksın? Hemşire mi? Hemşire. Ya aferin ama sana. Ama kariyer yapmak istiyor. Hemşire olarak ben değil, üniversitede hoca. Evet. Yani öyle düşünüyoruz. Yüksek lisansını falan böyle kalmak istiyor. Bu arada da teşekkür aldı. Aferin sana. Onun benim için kızım getirdim. Da takdir aldı. İşte ben de takdir bekliyordum da teşekkür. Dersler çok olunca teşekkür. Nursel'cim köftemiz oldu. Sen geçin. Bunu orada otur. Hiçbir yere gitme. Bunu küçük küçük yuvarlayacağız şimdi. Kıvamını tamam. Aldı. Kaç domates istiyorsun? 2,5 gibi olsun. Yani tamam. Çok aşırı domatesli de güzel olmaz. 2 yapayım. İki tane yeterli. Büyük. Domateslerimiz büyük. Nasıl yuvarlayacaksın? Şimdi şöyle küçük bezeler diyeyim ben sana. Şöyle yapalım. Sonra devam edeceğiz. Sonra da daha küçülteceğiz bunları. Hı. Ben suyunu hazırlıyorum. Ferahçığım evet, yuvarlamak canım. Üzere hazırlıklarını yapıyor. Salçamızı da alalım Nursel'cim. Biber salçası koyacağız biraz da. Tamam, renk versin. Evet, renk versin. Biraz da kırmızı biber atalım. Şöyle yapmaya korkutuyorsun beni. Gölgem gibi. Volkancığımla sürekli volkan deyip duruyorum. 4 yıl oldu değil mi? Beraber çalışıyoruz. Artık yönetmenliğimi yapıyor. Hakikaten birbirimizi ben çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Volkan da yemekle çok alakalı. Hepsi çok güler yüzlü, çok demirbaşımız çok. Hepinizi ekip çok seviyorum. Ekip harika. Evet, İnanın ki. Bu ekibi tekrar görmek için geldim Nursel'cim. Canımsın. Çok teşekkür ediyorum. O çok güzel olmuş Nursel'cim. Soğan, biber, domates, 2 kaşık biber salçası koydum. Biraz dedim ki... Pul biber. Az da acılık versin. Evet. Çok az da bir karabiber koyalım. Çok güzel koku gelmeye başladı. Hadi farkında koyuyorum. Mısın? Mis gibi. Aynen. Bu sulu... Yağlı köfte. Sulu ve o yüzden... Evet. Ne kadar su koyuyorum? Köftemizin kıvamına kadar yeterli. Şahane bir sos hazırladım ama. Çok az biraz daha koyalım. Tamam, tamam, tamam. Bak değil mi? Evet, Hera. Evet. Çok güzel oldu, mis vallahi gibi oldu. Vallahi güzel oldu bak. Ama çok şanslısın biliyor musun Nursel'cim? Çünkü Türkiye'nin her yerindeki yemek damak tadını öğrendin. Evet. Bu da çok önemli bir şey yani. Nasıl yapıyoruz? Hadi yapalım. Tamam. Göster bana. Şimdi şöyle biraz elimizi ıslıyoruz. Şöyle. Şuradan şöyle küçük... Yine bezeler alalım. Böyle mi? Evet. Sıkıyor muyuz? Evet, sıkıyoruz. Yok. Parmak izi oluyor mu? Yok. Şöyle biraz yuvarlıyoruz. Bugün Maraş'tan konuklarım var ve Maraş'ın en ünlü yemeklerinden bir tanesini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sulu yağlı köfte. Evet, çok sevilen. Çok, aynen. Ben evet, de çok severim. Evet, çok sevilen, çok böyle güzel bir, lezzetli bir köfte. Yani benim kızım da çok seviyor, eşim de çok seviyor. Yani çok sevdiğimiz güzel bir yemeğimiz. Hazır. Suyumuzu atalım. Bitirdik bile. Şimdi suyumuza ufak ufak mı atmamız lazım, bir kere de mi? Bir kere de atalım, daha güzel olur. Çok çorba gibi suyu olmayacak. Evet. Nasıl çok koyu da olmayacak. Çok şey de değil, böyle köftenin evet. Yoğunluğuna üste göre. Üste çıkana kadar. Ay işte, evet. Bak çok tatlı durdu. Ne kadar pişecek?
5-10 dakika kaynadı mıydı tamamdır. Çok az da bir üzerine bunu tabağa sunum yaptığımızda biraz karabiber tekrardan. Niye yağlı demişler buna? Sulu yağlı köfte. Neyse yağlı? Bak, yağlı değil. Yağları yüzüne çıkıyor. Ama o kadar yağlı değil yani. Sulu. Vallahi ben gördüğüm en sağlıklı köftelerden bir tanesi. Evet. Hiçbir yerinde yağ yok. Sulu yağlı. Evet. Süper. Süslemek istiyorsun bunu. Evet, biraz nane şeyle, maydanozla. Çok az da karabiber atalım yine. Bir de şöyle alalım.